Hazreti Hatice çok iffetli bir hanımdı. İslamiyet'ten önce bile Tahire lakabıyla anılmaktaydı. Miladi 556 yılında Mekke'de doğdu. Soyu dedelerinden Kusay'da Peygamberimizin soyuyla birleşmektedir. Kübra sıfatını Peygamberimizin en büyük hanımı olması sebebiyle almıştır. Peygamberimizle evlenmeden önce iki evlilik yapan Hazreti Hatice radıyallahu anha, ilk evliliğini Ebu Hale Hint bin Zürare et-Temimi ile yapmıştır. Bu evlilikten bir oğlu bir de kızı olmuş, oğlu Hint Peygamberimizin terbiyesine yetişmiştir. Hazreti Hint Efendimiz'den sonra da Şemail-i Şerif ile ilgili rivayetlerde bulunmuştur. Hazreti Hatice ilk kocası ölünce Atik bin Abid el-Mahsumi ile evlendi. Ondan da Hint adında bir kızı oldu. İkinci kocası ölünce Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları soylu, güzel ve zengin oluş sebebiyle kendisiyle evlenmek istediler. Ancak Hazreti Hatice bu tekliflerin hiçbirini kabul etmedi. Güvenli bulduğu kimselerle ticaret ortaklığı yapıyordu. Tanıdıklarının tavsiyesi üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi ve güvenilir bir genç olarak bilinen Hazreti Muhammed ile ortaklık anlaşması yaptı. Kölesi Meysere'yi de hizmetine vererek Şam'a yani Suriye'ye gitmesini istedi. Dönüşte başarılı bir tüccar, dürüst ve doğru sözlü bir insan olduğunu gördüğü, Meysere'den ahlakı ve davranışları hakkında bilgi aldığı, bütün bu özellikleri sebebiyle kendisine hayran kaldı. Hazreti Muhammed'e o günkü adetlerin aksine evlenme teklif etti. Efendiler Efendisi de bu evliliği kabul etti. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile Hazreti Hatice'nin radıyallahu anh'a ilk çocukları Kasım olup 2 yaşına kadar yaşadı. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Ebul Kasım künyesini onun adından almıştır. En büyük kızı Zeynep'tir. Daha sonra Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma doğdu. Çocuklarından Abdullah peygamberlikten önce vefat etti. Peygamberlik gelmeden önce Hazreti Muhammed'in şehirden uzakta, özellikle Hira'da tefekkür yoluyla ibadet ettiği günlerde Hazreti Hatice onunla hep meşgul olmuş, eve dönmesi geciktiği zaman hizmetkarları vasıtasıyla ona ulaşmıştır. Hazreti Hatice'nin Resulullah'ın hayatındaki en önemli rollerinden biri, peygamberlik geldiği zaman kendisine herkesten önce iman etmesi ve onu bütün varlığı ile desteklemesidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına ulaştığında Hira'da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelerek kendisine Allah'ın oku emrini ulaştırdı. Peygamberimiz bu hadise üzerine korku ve heyecanla Hira'yı terk ederek evine geldi. Eşi Hazreti Hatice'den üstünün örtülmesini istedi. Bir süre sakinleştikten sonra kalktı ve başına geçenleri eşine anlattı. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a bunların kötü bir şey olamayacağını, zira onun akrabayı gözeten, ihtiyaç sahiplerine yardım eden ve misafirlere ikramda bulunan bir kişi olduğunu söyleyerek onu teselli etti. Gerçekten de Hazreti Hatice'nin Resulullah'ın hayatında çok önemli bir rolü vardı. Peygamberlik geldiği zaman kendisine herkesten önce iman etmesi ve onu maddi manevi bütün varlığı ile desteklemesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy almasından sonra nazil olan "Ey elbisesinden bürünen peygamber, kalk ve korkut, Rabbini yücelt, elbiseni temiz tut, azaba sebep olan şeyleri terk et, terkte sebat et" ayetiyle ilahi tebliğin insanlara ulaştırılma zamanının geldiğini anladı. Müddessir suresi 1 ile 5. ayetler arası. Bunun üzerine başta Hazreti Hatice radıyallahu anh'a olmak üzere ailesini peygamberliğini tasdike çağırdı. Bu sürecin başlangıcında ilk önce peygamberimizin eşi Hazreti Hatice Müslüman oldu. İlk başta gizli bir şekilde devam eden bu davetin yaklaşık 3-4 yıl sürdüğü rivayet edilir. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a bu andan itibaren müşriklerin zulmü ve haksızlığı karşısında Resulullah hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Mekke'li müşrikler Şibu Ebu Talip de Müslümanları muhasara altına aldığında kendisi de peygamberimizle birlikte 2-3 yıl boyunca yıpratıcı boykota göğüs gerdi. Hazreti Hatice bu sıkıntılı süreçte sahip olduğu bütün servetini onun davası uğrunda harcadı. Müminlerin annesi Hazreti Hatice radıyallahu anha peygamberimiz ile yaklaşık 25 yıl mutlu bir evlilik yaşadı. Ebu Talib'in vefatından 3 gün gibi kısa bir zaman sonra Efendimizin pak zevcesi Hazreti Hatice de 65 yaşındayken fani dünyadan ebedi aleme göç etti. Hicretten 3 yıl önce Ramazan'ın 10'uydu. 19 Nisan 620. Mekke'deki Hacun kabristanına defnedildi. Allah Resulü bu duruma çok üzüldü. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Hatice'yi hayatı boyunca hep hayırla yad etmiştir.